Efendim Muhammed kardeşimiz gençlere önem verilmesiyle ilgili bir soru. Evet gençler. Gençler hem bugünümüzün hem geleceğimizin en önemli aktörleridir. Biz çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek, geleceğe ne kadar iyi hazırlarsak bu aynı zamanda Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin gelişmesi demektir. İşin özünde yatan budur. Elbette ki gençler yetişirken çevreleri bir değerler sistemi içine doğarlar. Her insan bir değerler sistemi içine doğar. Bu değerler sisteminin ilk adımı ailesidir. Ailesinden inancını alır, ailesinden kültürünü alır, ailesinden sevgiyi alır, ailesinden dilini öğrenir, inancını öğrenir. Bu değerler sistemi içine doğar. Sonra okula gidince bu değerler sisteminin büyüdüğünü görürüz. Okur, yazar, çevresini öğrenir, dünyayı sorgular, farklı arkadaşlarla karşılaşır, farklı arkadaşların görüşlerini alır, onlarla oturur tartışır, dolayısıyla farklı bir değerlere kavuşur. Üniversiteye gittiğinde bu değerler sisteminin daha da büyüdüğünü görür, farklı dünyaları görür. Dolayısıyla insanoğlu her zaman içinde doğduğu çemberi hep büyütür. Büyüdüğü ölçüde dünyayı kucaklar, insanlığı kucaklar, adaleti kucaklar, sevgiyi, saygıyı kucaklar. Bu değerler sisteminin mutlaka büyütülmesini ister ve büyütür de zaten. Ve o değerler sistemine yeni değerler katmaya başlar. Aklıyla, mantığıyla, sevgisiyle, dostluğuyla bunları katmaya başlar. Dolayısıyla gençlere önem vermek sadece bizim değil aslında, insanlığın görevidir. İnsanlığın görevi. Peki biz yeteri kadar gençlere önem veriyor muyuz? Anayasamıza bir bakın. Anayasada gençlerle ilgili madde var. Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak diye. Yani potansiyel suçluymuş gibi gençler. Öyle görür. Bizim darbe anayasamız. Gençler potansiyel suçlu değildir. Gençler dünyanın her tarafında kendi ülkelerinin geleceğidir, umududur. Öyle bakmak lazım. Onların önündeki bütün engelleri kaldırmak lazım. Onların çok iyi bir eğitim görmelerini sağlamamız lazım. Bakın geçmişte öyle bir farklılaşma yarattılar ki sanki İmam Hatip okulları farklı, diğer okullar farklı. İmam Hatiplerden mezun olanlar ikinci sınıf. Niye ikinci sınıf kardeşim? Oraya giden evlatlar da bizim evlatlarımız değil mi? Onların da iyi bir eğitim alması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Kendi alanlarında uzmanlaşsınlar mı? Uzmanlaşsınlar. Onlar da topluma adaleti, onlar da topluma sevgiyi, onlar da topluma saygıyı, onlar da aklı kullanmanın ne kadar değerli olduğunu topluma anlasınlar. Onların da görevleri var. Bir mühendis neyse, ne görev yapıyorsa, hangi görevi üstleniyorsa, İmam Hatip'ten mezun olan, ilahiyattan mezun olan kardeşlerimizin de aynı kendi alanlarıyla ilgili görüşlerini dünyaya anlatmaları lazım. Oturup kendi aralarında tartışmaları lazım. Bütün bunları aslında bir zenginlik olarak görmemiz lazım. Ama biz bu gelişmeleri kavganın aracı olarak görüyoruz. Biz sanki birbirimize kavga edeceğiz. Buralara girdin, sen bizden değilsin, sen buradansın. Niye bizden değil kardeşim? Niye bizden değil? Niye kavga ediyoruz bunlar için? Kavganın aracı bu değil. Toplumdaki yozlaşmayı gidermenin temel yolu hem inancımızdan hem ahlakımızdan hem adalet duygumuzdan güç alarak biz toplumda yozlaşmayı önleyebiliriz. Toplumda kavgayı önleyebiliriz. Dolayısıyla burada herkese sorumluluk düşer, gençlere de sorumluluk düşer. Gençler ayrıştırılmak isteniyor. Bizim gençler, diğer gençler vesaire. Genç gençtir. Dünyayı sorgular. Evet, dünyayı sorgular. Kainat, evet, kainatı sorgular. Hakkı mıdır? Evet, hakkıdır. İyi bir yaşam standardı yakalamak ister mi? Evet, ister. Ama kendisiyle beraber arkadaşının da iyi bir hayat standardına kavuşmasını ister. Kendi bulunduğu coğrafyada kimsenin yatağa aç girmesini istemez. Bir çocuğun yatağa aç girmesini istemez. Onun mücadelesini verir gençler. Siyaset kurumuna karşı da gençler sorgulayıcı olmak zorundadır. Eğer özümüze döneceksek hataları daha yüksek sesle dillendirmekten korkmamamız lazım. Hata yapıyorsun dememiz lazım. Bu kavga edin anlamında değil. Hataları görmemiz lazım.
Yani gözü kapalı bir takımı tutar gibi siyasi partiler tutulmaz. Siyasi partilerin düşünceleri, felsefeleri vardır. O çerçevede akıl terazisinde tartılır, ona göre sandığa gidilir, oy kullanılır. Bir takım gibi tutarsak bir parti o hata yapıyor, biz de o hatanın peşinde koşuyoruz. O zaman aklımızı kullanmıyoruz. Aklımızı kiraya vermiş oluyoruz. Başkaları kullanıyor bizim aklımızı. Ama Yüce Yaradan ne diyor? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Aklımızı kullanacağız. Gazeteciler şu anda diyorsunuz ki bakıyoruz televizyonlara, gazetelere, gazeteci olmayan kişiler gazetecilik yapıyorlar. Bunlar bir şekliyle engellenebilir mi? Gazeteciliğin şöyle söyleyeyim. Madem bu kürsüye çıktım, madem hep her yerde doğruları söylemeye söz verdim. Gazetecilik elbette bir okulu olacak. Ama gazeteciliğin şöyle bir önemi var. Eğer toplumu sorgulamayı, toplumdaki yanlışları toplumun önüne koymayı ve adaletten yana durmayı, ahlaki etik değerlerden yana durmayı savunuyorsanız çok değişik farklı insanlar da gazeteci olmasalar bile örneğin makale yazabilirler, yazı yazabilirler, köşeleri olabilir. Dolayısıyla bunları gazeteci, gazeteci değil diye özel bir ayrım yapmak doğru değil. Ama gazetecilik mesleğine girdikten sonra kişi gazetecilik eğitimi alsın veya almasın kendi alanında başarılı olmak ister. Gazetecilikle ilgili okullarımız var, fakültelerimiz var. Buradan mezun olan çok sayıda gençlerimiz var ve binlercesi işsiz, binlercesi. Dolayısıyla bu kadar işsizliğin olduğu, gençlerde bu kadar işsizliğin olduğu bir ortamda siz doğal olarak acaba ben mezun olunca herhangi bir televizyonda veya yazılı veya görsel medyada acaba ben görevimi, gazetecilik görevimi yapabilir miyim diye bir arayış içindesiniz. Genelde üniversitelerin 3. sınıfından itibaren bu soru öğrencilerin kafasına takılır. Ben de okuduğumda öyleydi. 1. sınıf çok güzel, imtihanı kazanmışız, devam ediyoruz. 2. sınıf çok güzel, her şey mükemmel, dersler çok iyi gidiyor. 3. sınıfa gelince ya mezun olunca ne olacağız? 4. sınıfta aynı şekilde mezun olunca ne olacağız? Sınavlar, diğerleri vesaire vesaire. Dolayısıyla gazetecilikle ilgili görüşüm şu. 1. Gazete çıkaran patronun gazetecilik dışında bir faaliyetin olmaması lazım. Gazetecilik dışında bir faaliyeti varsa bir süre sonra siyasi iktidar onu esir olarak alıyor. Bak diyor, benim dediğim gibi başyazı yazdırmazsan, benim dediğim gibi manşet attırmazsan sen bilirsin diyor. Başka bir yorum yapmıyorum diyor. O zaman bu gazetecilik olmaktan çıkıyor. Gazetecilik halka hizmet etmek demektir. Gerçekleri halkın önüne koymak demektir. Ve gerçek anlamda gazetecilik yapan pek çok gazeteci öldürüldü biliyorsunuz. Uğur Mumcu bunlardan birisidir, Abdi İpekçi bunlardan birisidir. Kıbrıs'ta yine bir olayı gündeme getirip öldürülen bir gazeteci vardı. Ben Kıbrıs'a gittiğimde mezarını ziyaret ettim, ailesini ziyaret ettim. Bu böyledir. Dolayısıyla gazeteciliğin topluma karşı sorumluluğu var ve bu sorumluluğun gereğini gazeteci yapar. Büyük engellerle karşılaşır biliyorum, baskılarla karşılaşır biliyorum. Bu baskıların bir kısmı gazete patronundan gelir biliyorum ama bunları aşmalı. Gazetecilikte ikinci şey daha olmalı. Bütün gazeteciler mutlaka sendikalı olmalı. Ne demek gazetecinin sendikalı olması? Gazeteci patronuna karşı da bağımsız olmalı. Haber yapacak, haber çok önemli. Patron diyebilir ki ya şunu haber yapmasan olur mu? Bak haber yaparsan işine son veririm. O zaman sendika devreye girecek ve o haberi yapacak. Böyle dünya çapında önder gazeteciler vardır. Ülkemize de önder gerçekten kendisini gazetecilik davasını adayan pek çok gazeteci arkadaşım vardır. İnşallah onlardan biri olursunuz. Türkiye'de pek çok karanlık olayı aydınlatırsınız. Toplumun önüne koyarsınız ve hep beraber gazetecilere şükran duyarız. Gazeteciler elbette toplumu aydınlatırken toplumu ayrıştırmamaya, toplumu kutuplaştırmamaya da özen göstermek zorundadırlar. Efendim bu benim siyasi görüşüme uygun, ben bunu koruyayım biraz. Olmaz. Efendim bu zaten bana karşı, ben yaptığım haberleri abartarak bunun önüne koyayım, dolayısıyla bunu mahvedeyim. Hayır. Gazetecilik intikam alma alanı değildir. Dolayısıyla objektif gazetecilik yaptığınız andan itibaren sorun çözülür. Gazetelerin ve gazeteciliğin desteklenmesi lazım.
finansal desteklerin olması lazım. Kamu tarafından, basın ilan kurumu bunun için kuruldu. Kamu ilanları bunun için verildi. Dünyanın her tarafında buna benzer uygulamalar vardır. Ama bu gazetecinin kalemini satması anlamına gelmez. Gazeteci kaleminin sahibidir ve o kalemiyle gurur duyar. Çünkü gazetecilik dediğim gibi bir kamu hizmetidir. Bir özel hizmet değildir, kamu hizmetidir. Devleti bağlı olmak, körü körüne bağlı olmak anlamına gelmez. Devleti yönetenlerin adalet içinde devleti yönetmeleri lazım. Adalet içinde yönetirlerse, adaletsizlik varsa bunu uyarmamız lazım. Devlet dediğimiz aslında bir tüzel kişiliktir. Kurumları vardır devletin. Nedir? Efendim işte Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilliği, efendim Merkez Bankası, BDDK, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversiteler, bankalar, bunlar bir devleti oluştururlar. Kurumlar bir devleti oluşturur. Bu kurumların tamamı ülkeye sevgiyi, saygıyı, adaleti, hoşgörüyü ve büyüme felsefesini getirmesi lazım. Bütün bu kurumların tamamı üretim felsefesini getirmesi lazım. Çocuklarımız iyi okuyacak, üretecekler, çalışacaklar, alın teri dökecekler, herkes kazanacak ve güzel bir devletimiz olacak ve devlet adalet üzerine inşa edilecek. Devlet adaletsizlik yapmaya kalktığı zaman o zaman farklı bir şey çıkıyor diye. Dolayısıyla o zaman bizim devlet değil, devleti yönetenleri uyarmamız lazım. Çünkü devlet tüzel kişilik, onu yöneten ise siyasi otoritedir. Siyasi otorite devlet olmak için değil, devleti yönetmek için gelir ve süreli gelir. 5 yıl süreyle gelirim, devleti yönetirim, tekrar halkın hakemliğine başvururum. Halk seçerse tekrar yönetirim. İyi seçmezse ben onu alırım, iyi yönetecek olan bir başka kişiyi getiririm. Böyle bakmak gerekiyor. Efendim, üniversite sınavı, onunla ilgili söz etti kardeşimiz. Ben kamu yönetiminde okuyorum ama sınava girdiğim zaman, üniversite sınavına girdiğim zaman fen bilimlerinde, matematik, fen bilimleri, mühendislik, bunlar da geliyor. Oysa benim bunlarla çok fazla ilgim yok. Sadece kamu yönetimi ve siyaset bilimiyle ilgili bana sorulsa, mühendislik okumak isteyenlere de onların kendi alanlarıyla ilgili soru sorulsa daha iyi olmaz mı diyor. O zaman sınav daha objektif olmaz mı? Şöyle ifade edeyim. İnsanoğlu tekerleği 1 milyon yılda buluyor. 1 milyon yılın sonunda tekerleği icat ediyor. Bugün her saniyede birden fazla buluş var. Her saniye. Matematik dediğiniz şey tek başına matematik değil. 2 kere 2 4 eder değil artık. Matematik dediğiniz şey hayatın her alanında geçerli olan bir kavramdır. Bakın size yine bir yaptığımız çalışmadan örnek vereyim. Yazılım sektöründe Hindistan dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Hindistan. Dünyanın her tarafına yazılımcı gönderir. Başkaları yapmadı ama biz Hindistan'a bir ekip gönderdik. Hindistan'da neden yazılım sektörü bu kadar gelişiyor? Fazla değil. 1,5 sayfalık bir rapor geldi bize. Anaokulundan başlayarak oyun içinde çocuklara matematiği öğretiyor. Ve böylece çocuk müthiş bir mukayese yeteneğine sahip oluyor. Biz acaba bunu yapıyoruz? Dolayısıyla disiplinler arasında müthiş bir geçişkenlik var artık günümüzde. Siz felsefe okursunuz ama öbür taraftan tarihi merak edersiniz. Tarihi okursunuz, öbür tarafta matematiğin tarihine merak eder. Matematik, rakamlar nasıl bulundu, matematiğin tarihi nedir, toplamlar, çıkarmalar nasıl yapıldı, bütün bunları merak edersiniz. Onu merak edersiniz, çalışırsınız, doğayı merak edersiniz. Matematik hayatın kendisidir. Bunu sakın unutmayın. İster fen bilimleri, ister sosyal bilimler, ister bir yerden bakkallık yapın, ister manavlık yapın, matematiğin hayatın kendisidir. İster gazetecilik yapın, fark etmiyor. Disiplinler arası çok sıkı bağlantılar var. Her belki de 7-8 yılda, 10 yılda yeni bir disiplinin çıktığını görüyoruz. Yeni bir bilim alanının toplumun önüne geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla tek bir alanda eğitim görmek ve başka alanları dışlamak 21. yüzyılda mümkün değildir. Mümkün değil. Okuduğunuz gazetede bile
spor sayfası var, bakıyorsunuz, bilim sayfası var, bakıyorsunuz. Üçüncü sayfa haberleri var, sosyal haberler, cinayetler, onlar var. Bir başka yerde siyasi haberler var. Dolayısıyla kendinizi dar bir alana hapsetmiyorsunuz. Daha geniş bir alandan toplumu değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Efendim, Tahir arkadaşımız dünyada etkileşimden söz eder. Eğitimsiz bir toplum geri kalmaya mahkumdur. Bakın, Osmanlı Devleti sanayi devrimini kaçırdı. Sanayi devrimini kaçırdı. Kaçırdığı için yıkıldı. Az önce söyledim. 1 milyon yılda insanoğlu tekerleği buldu. Şimdi her saniyede birden fazla buluş var. Ve bizler mutlaka bilimi çocuklarımıza bütün ayrıntılarıyla yaşadıkları yaşam süreci içinde öğretmek zorundayız. Ortaokulda okuyan bir çocuk üniversiteyi bitirdiği zaman ortaokulda okuduğu bilgilerin çoğu işe yaramaz hale geliyor artık. Çünkü yeni bilgiler, yeni teknolojiler hepimizin önüne geliyor. Ve biz bunları kullanmak zorunda kalıyoruz. Torunum geldi, eski bir telefon vardı, kütüphanenin önüne koymuştum. Bu nedir diye bana sordu. Bu telefon dedim. O telefon ne demek? O niye numaraları çeviriyorsunuz diye. Çünkü o değil, elinde cep telefonu var. Düşünün, bu bir kuşaktan öbür kuşağa devreden değişimi gösteriyor. İşte o telefon, numaralı telefon belki 3 kuşak, 4 kuşak geçti. Dolayısıyla dünya bu kadar hızlı değişirken bizim de bu değişime ayak uydurmamız lazım. Üniversiteleri bu bağlamda bilim üreten yuvalar haline getirmemiz lazım. Üniversitelerde sakın şunu yapmayalım. Öze Dönüş Platformu'nun genç başkanına söyleyeyim. Üniversitelerde her türlü düşünce özgürce tartışılmalı. Kimsenin düşüncesine yasak getirilmemeli. Bakın şunun için söylüyorum. Orta çağda bir kişi çıkıp diyor ki dünya yuvarlaktır. Tek kişi. Bütün dünya. Milyarlarca insan dünyanın düz olduğuna inanıyor. Ama bir kişi hayır diyor, dünya yuvarlaktır diyor. Yakalıyorlar nereye? Engizisyon mahkemesine. Sen nasıl bunu dersin? E şimdi ne oldu? O bir kişinin söylediği akla çıktı. Demek ki aykırı fikirler bugün için bize aykırı gelebilir. Ama bir süre sonra onun doğru düşündüğünü görebilirsiniz. Dolayısıyla üniversiteler bilim üreten yuvalardır. Aklı kullanmayı önceleyen, dünyayı sorgulayan kurumlardır. Buralarda her türlü düşünce özgürce tartışılmalıdır. Benim gibi düşünmedin, seni üniversiteden atıyorum. Olmaz, olmaz. Benim gibi düşünmek zorunda değil. Tam tersine aykırı düşünmek zorundadır. Efendim 180'le gidiyor bitiren. Niye 200'le gitmesin? Onu düşünün. Niye 300'le gitmesin? Sürtünmeden efendim sürat kaybediyoruz. O zaman sürtünmeyi ortadan kaldıralım, daha hızlı gitsin. E nedir bunlar? Aykırı düşüncelerdir. Böyle bakmak lazım. Efendim, liberal gençler, muhafazakar gençler. Böyle bir ayrım da yapılıyor. İster liberal olarak kendisini tanımlasın, ister muhafazakar olarak tanımlasın. Gençler bizim gençlerimizdir. Ve kamunun yönetiminde o gençlere benim ihtiyacım var. Hiçbir ayrım yapmadım. Ama gençlerin liyakatli olması lazım. Bayrağını, Sayın Bakanımızın dediği gibi, bayrağını ve vatanını sevmesi lazım. İnsanını sevmesi lazım. Yolsuzluklara asla izin vermemesi lazım. Adaletten yana olması lazım. O zaman bütün gençlerin benim başımın üstünde yeri var. KPSS sınavı yapılıyor değil mi? Arkadan sözlü sınav, torpiller yapılıyor. Doğru değil arkadaşlar. Doğru değil. Bu bir kişinin hakkını çalmak demektir. Hakkını, haklı olanı, hakkını teslim etmemek demektir. Siyasetin görevinin bu olmaması lazım. Yeni bir siyaset anlayışını aslında Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Kavgacı değil, Türkiye'yi büyüten. Kavgacı değil, Türkiye'de huzuru sağlayan. Kavgacı değil, büyümeden herkesin pay almasını sağlayan. Eğer bakın, Sayın Bakanım, izniniz olursa şöyle bir örnek daha vermek isterim. Bizim kuşak
Biz babalarımızdan daha iyi bir gelir elde ediyoruz şu anda. Babalarımızdan, annelerimizden daha iyi bir gelir elde ediyoruz. Rahmetli babam ilkokul mezunuydu. Annem okuma yazma bilmezdi. Bizi okuttu. Yedi kardeşten üniversiteye giden de sadece benim. Diğerleri kimisi işçi, kimisi devlet memuru, emekli oldu. Herkes bir yerlerde hayatını sürdürüyor. Biz yedi kardeş babamızdan ve annemizin elde ettiği gelirden daha iyi bir hayat standardına sahibiz. Fakat şimdi bizim çocuklarımız bizim hayat standardımızın altında bir gelire mahkum ediliyor. Asıl sorun bu. Onlar hem bizden daha iyi eğitim gördüler, bizden daha iyi bir hayat standardı yakalamaları lazım ama o çocuklar bizim hayat standardımızın altında bir gelire mahkum ediliyor. Çünkü işsizlik var.